Efendim, artık 18. güne giriyoruz. Çocuktan haber yok. Jandarmaya bir ihbar gelmiş. Gelen ihbarda Lütfiye Kurnaz'ın, yani yengenin, amcanın karısının çocuğu bir yere evlatlık verdiği yönünde. E tabii evlatlık verdiği yönünde, eğer Lütfiye Kurnaz verdiyse siz de işin içinde olmuş oluyorsunuz. Doğru. Siz orada olduğunuz için. O yüzden yani Hacer Hanım, sen niye Selim'le kavgalıydın, yani Lütfiye Hanım'ın oğluyla kavgalıydın da o gün gittiğinizde erik yediniz falan filan diye anlatmasının nedeni de o. O zaman sizin de bilmeniz lazım çocuk evlatlık verirse. Fakat bugün de Cihat Bey çok güzel bir şey söyledi. Yani bu çocuk da altın yumurtlayan tavuk mu? Kim alsaydı bu çocuğu bugüne kadar 50 kere? Getirecek. 50 kere getirmesi lazımdı yani, aklı başında her insanın. Değil mi? Bu çocuk bana verildi. Ben böyle bir durum olduğunu bilmiyordum. Sattı desin ya, bana verir demesin. Sattı bana desin, iftira atsın. Hadi ben evlatlık verdim, kalksın desin ki sattı bana desin. Parayı ne? Sattı desin. Canım, sattıysan da alınır yani, o para da verilir. Ya tamam işte, onu yani diyorum yani. Evlatlık verildiyse bile kalksın desin ki bana sattı desin. Deniz bana sattı, Sevcan bana sattı, su sattı desin yani. Ona da razıyım ben. Kalksın desin ki Deniz bu çocuğu bana evlatlık verdi demesin yani. Sattı desin, ben ona da razıyım. Hadi sen şimdi gene dediğim gibi senin çocukla biyolojik bir bağın yok ama çok sevdiğini herkes söylüyor. Sevcan'ın böyle bir durumda suskun kalması çok garipserim. Niye satsın ki benim çocuğum? Benden daha iyi bakıyordu abla. Sana diyor zaten, bana demiyor. Sana da ben diyor. Mi satacağım? Ha. Ben niye satayım çocuğumu? Hayır, o satarsa senin de haberin olması lazım. Ki çocuk bizde değil abla. Lütfiye Hanım da canlı yayınımızda, yanında eşi de var. Amca da yayınımızda. Gizem Gündoğdu Samsun Vezir Köprü'de. Lütfiye Hanım, günaydın. Benim kafa kağıtlara gitti ya. Hadi. Günaydın. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sizin bu çocuğunuzun zehirlenmesi meselesiyle ilgili olarak dün biz babanızla konuştuğumuzda haberim yok demişti. Fakat daha sonra şöyle demiş. Zehirlenme iddiasını 1-2 ay önce Lütfiye bana söyledi. Ben de Lütfiye beni boşatıp yakın bir tarihte dul kalan kardeşiyle evlendirmek istiyor diye düşündüm demiş. Ay, hiç anlamadım. Herkesin aklı da evlilikte. Siz bunu birkaç ay önce söylemişsiniz yani kayınbiraderinize. Bu zamana kadar haberi yokmuş Nuri Bey'in. Yoktur, doğru. Kayınıma geç söyledim. Çünkü kayınım sinirli. Onun için söylemedim. Öyle duruyordu. Bir mevzudan çıkışıldı, söyledim yani. Ama iyi de söylemedim dediniz, 20 yıl söylememişsiniz. Çocuğu zehirlediğini. Söylemedim yani, sinirli, ev ocağı bozulmasın, itmesin diye ne söyledim. Söylemedim. Ama kızınız diyor ki... Çocuğu vardı. Ama o gün için diyor ki Hacer Hanım korktu, eve gelmedi diyor. Korkup eve gelmeyince kocası eve gelmeyen karısının nerede olduğunu merak etmedi mi? Ya şimdi o her zaman bir kızıp darılıp evden çıkıyordu öyle. Oturuyordu dışarılarda. Hanımefendi, şimdi bundan 20 yıl önce sizin ve kızınızın iddiasına göre savcılığa da bu yönde kızınız ifade verdi. Hacer Hanım sizin kızınızı zehirliyor ayranla. Sonra kayınbabanız devreye giriyor. Bunun üzerine Hacer Hanım evden kaçtı gitti diyorsunuz. Hacer Hanım evden kaçtı gittiyse kocası da orada değil mi? Yani Nuri Bey de orada değil mi? Babaları. Ya yoktu, o anda yoktu. Neredeydi? Olay öğlen... Öğlen sonuydu. Tamam. Akşam eve gelmeyince... Peki sormadı mı benim karım nerede? Şimdi, niye eve gelmiyor? Ya şimdi kızım yanılabilir. Yani kayınbabam bağırdı çağırdı. Niye böyle yaptın, niye ittin diye. Ya sinirlendi, o anda evden çıktı yani. O anda yani. Akşam sonra ne değil, zaman o döndü anda. Eve? Eve ne zaman döndü? Ya... Nerede ne yaptı diye döndü ya, döndü geldi bir süre sonra yani. Benim evim ayrı, benim evim yukarıdaydı. Ben evime gittim. Tamam da yavrum, sonradan sen Eltin gelince senin çocuğunu zehirlemeye kalkmış bir Eltin'in bir üzerine atlamadın mı? Sen benim çocuğumu nasıl zehirlersin diye. Ya bağırdım çağırdım, kaynatam susturdu, sus dedi. Bağırdım çağırdım, bağırmam mı?
Ve bunu siz hiç anlatmadınız kocasına, Nuri Bey'e. Anlatmadım, anlatma dedi kaynatam. Dedi yeni evlendiler dedi, anlatma dedi. E sonra iki ay önce ne oldu da anlattınız? Nasıl iki ay önce? İki üç ay önce anlatmışsınız siz Nuri Bey'e bunu. De artık herkes gelin sahibi oldu, torun sahibi oldu. Dedi bir şeyden çıkışıldı işte böyle de. Dedim böyle böyle oldu. E o zaman bana niye demediniz dedi. Evet haklı adam. Ne bileyim ben de babam dedirtmedi dedim. Peki kendi sonra görüşmeye devam Şerki ettiniz mi? Hiç anlamadım. Özür dilerim Şerki, ben de bir şey sorayım. Pardon bu arada hocam, şunu çok merak ettim. Hemen şey yapacağım. Görüşmeye devam ettiniz mi peki eltinizle? Kızınızı o eve tekrar yolladınız mı? Biz o anda ondan sonra 7 sene ben Hatay'da kaldım. Kızınızı o eve yolladınız mı? Küçükken gitmedi yani. Büyüyünce bu olaydan gidiyor, sonra hepimiz gitti gidiyor mi? Büyüyünce. Büyüyünce gitti diyor. Ama nasıl yollarsınız gittik ki bu? Büyüyünce gittik, hepimiz gittik yani. Ama kayınım için gidiyoruz geliyoruz yani, kayınım için yani. Yine zehirlemeye kalkar diye korkmadınız mı, ürkmediniz mi? Ya dikkat ediyor yani. Neye dikkat ediyorsunuz? Hocam dikkat ediyoruz öyle. Yani yemek vermiyor ki bize varınca. Yemek vermiyor ki biz öyle kalkıp geliyoruz. Peki affedersiniz Müge Hanım. Şunu sormak istiyorum ben. Kendi eşine bilgi almış olabilirim, hatırlamıyor olabilirim ben. Bu konuyu kendi eşine söylemiş mi Lütfiye Hanım? Var, kendi eşimin haberi var. Eşi kaç de yanında zaten. Kaç? Ha, şimdi değil. Hı. 20 yıldan beri. Eşim yanında. Yani. 20. Ne zaman haberi oldu? Hayır, ona eşinizin soralım bu diye olaydan? Hayır, eşine soralım diye söylüyorum. Ya olayın olduğu günlerde var yani. Olduğu günlerde var eşimin bak, haberi. Bak 20 yıldır eşinizin bu işten haberi var mı? Eşinize bu zehirlenme hadisesini doğru söylediniz var mi? Onun tepkisi ne oldu? Soralım işte var, yanında var, diyorum ben de. Soruyorum işte. Var. Tamam işte cevap versin. Siz cevap verin Mustafa. Müge Hanım benim haberim oldu ama kardeşimin şunun bunun babam da etkiledi biraz. Çocuk da kurtulunca biz biraz gevşek aldık. Tekbirimizi aldık. Tekbirli durduk. Çocuk iyi olunca, kurtulunca biz bir daha üzerine durmadık. Evimiz de ayrıydı zaten. Ondan sonra da devlet bizi Hatay'a götürdü. 7 sene Hatay'da kaldık. Hatay'dan geldikten sonra köy hayatı bitti bizim. Hatay'dan geldikten sonra, ondan sonra da bu Vezirköprü'deyiz devamlı. Peki siz hiç kardeşinize bunu söylemediniz mi? Ben bu mi sene gittim bir... Hayır, hayır. Ben bu sene gittim, Allah kardeşime Allah 3 ay çalıştım köyde. 3 ay. Evet. Kardeşime gittim 3 ay çalıştım. Çocuklarıyla beraber çalıştım bak. Deniz'ine olsun, Özkan'la olsun, Gökhan'la olsun hepsiyle çalıştım beraber. Yalnız şu var sadece. Hacer Hanım sağa sola sarkmayı bıraksın. Çocuğu o bulur. Buldurun ona. Tamam mı? İnsanı sağ çıkartsın yani. Sağa sola da sarkmasın. Öküzün altında dana aramasın. Benim de kafam bozmaya başladı. Dün de bir şeyler konuşuyor, izledik biz. Ben kardeşimi de aradım. Ona dedim ki, bak terbiyesizlik yapıyor. Onu dedim içeri tıktırırım dedim. Nasıl? Nasıl ne? Ben şikayetçi olacağım. Sizin benim bebeğim... ailemin hakkında, benim çoluğumu çocuğumu hakkında konuşamaz yani. Sizin verdiğinizi düşünüyorlar şimdi çocuğu. Nasıl? Siz vermişsiniz sizin çocuğu. Sizin çocuğu Ecrin'e evlatlık verdiğinizi düşünüyorlar. Ben Vezirköprü'den oraya 1,5 saatte gidiyor araba. Benim arabam yok, atım yok, arabam. Onu öyle bağ. Atım yok. Bak kötü konuşacağım yarım onlara şimdi. Konuşma. Onlara şimdi kötü konuşacağım. Çocuğun anası oradaydı, oradaymış. Babası şey, Özkan oradaymış. Bizden şüpheleniyor değil mi?
Biz yürüye yürüye gitmişikti oradan. Çocuğu almışıktı, götürmüşüktü, öldürmüşüktü veya satmışıktı. Çocuğu çıkartsınlar, çıkartsınlar. Bizim şahitimiz var, şahitimiz. Bizim burada olduğumuza dahil bahçede şahitimiz de var. Oğlu da şahit. Bizim o gün bahçede çalıştığımızda dahil şahitlerimiz var. Çocuğu kendileri çıkartsın neredeyse. Doğru diyor adam. Ben şahitleri de götürürüm o gün bahçede çalıştığımızı sabahtan akşama kadar. Vallahi açıkçası ben çocuğu kim vermiş olursa olsun yani böyle evlatlık vermiş olsaydı çıkacağını düşünüyorum. Biliyoruz yani çıkardı bu zamana kadar 50 kere çıkardı. Kimse yani tutmaz o çocuğu elinde ama yani böyle neden, bir riske kimse girmez. Neden işte Hacer Hanım'ın böyle bir şey düşündüğünün altının da çizilmesini istiyorum. Nasıl böyle evet. bir şey düşünebilir? O Hacer Hanım neden düşünüyor Müge Hanım biliyor musun? Neden? Müge Hanım. Efendim. Hacer Hanım neden düşünüyor öyle biliyor musun? Hı. Hani bu çocuk zehirleme olayını biz meydana çıkarttık ya. Evet. Adam akıllı da köşeye sıkıştı şimdi. Sağa sola saldırı yapıyor. Ben o gün bahçede çalıştığıma dahil sabahtan akşama kadar bahçede ailemle beraber çalıştığımıza dahil şahitlerim de var benim. Bahçemin yanında evleri var. Sağa sola vallahi saldırmayı bıraksın da çocuk neredeyse söylesin vatandaşı da uğraştırmasın, devleti de uğraştırmasın, ATV'yi de uğraştırmasın. Şimdi Şükranya'yı bir izlemek istiyorum. Çıkartsın. Şimdi ben bu konuda açıkçası yani hiç kimsenin arkasında duramam. Kimseyi tanımıyorum ama zaten yani Deniz'le Sevcan'ın çocuğu vermek isteseler çok rahatlıkla verebileceklerini düşünüyorum. Yani onlara karşı koyacak kimse yok ki. Sevcan bu çocuk sizin Cengiz'den değil dedikten sonra kim o çocuğu sahiplenmeye çalışacak? Öyle bir hayat yok tabii. Yani. Sevcan diyebilir. Deniz beni zaten itiraz etmez. Deniz yani Sevcan der etmez. Ki tamam ben buna annesi olarak karar verdim. İtmem böyle derim. Uygun buldum. Hayır yani eğer ikiniz de aynı fikirdeyseniz yani size kim karışabilir ki? Ben yani, ikisini de gönderirim evet, o zaman. İkinizin kararına karşı duracak ya, kişi tabii, yok. Tabii anladım. Dinlemek yani. Mecburiyetinde tabii. olacağınız kimse de yok. Ya ben kocam Allah'ın biz öyle uygun bulduk dersin biter. O gün onlar köyde de değil. Evet. Yani bence zaten. Ha bir tek devlet var bir tek devlet müdahale edebilir. Tabii, o kadar. Devlet o kadar. Şahıs olarak kimse müdahale edemez. O da şikayet ederlerse yani. Şikayet evet, edecekler falan. Devletin haberi olsa direkt müdahale eder. O zaman eder tabii ki. Yasal değil çünkü yaptıkları. Orada evet çok haklısınız. O kadar. Ama vermek isteseler verirlerdi. Verecek olsalar çocuğu alıp hastaneye gidebilirlerdi. Çocuk Özkan'la Hacer'in yanında kayboldu. Ya Özkan'dan ya Hacer'den. Ben ilk günkü fikrimi yani kim ne konuşursa konuşsun aynı şekilde devam edip gidiyorum. Gökhan'a da söyledim. Gökhan da yayınımız olacak. Yani köyde kim var? Böyle bu çocuğu alıp götürebilecek kimse var mı? Fakat çocuğu kim alıp götürebilecek olsa yine Hacer Hanım'ı duyması lazım. Alan kişi de köyde herhalde milletin içinden getirip kendi evine götürmeyecek. Ormana götürse vesaire yine Özkan'ın duyması lazım. Bence biz bu iddialarla konudan uzaklaşıyoruz. Konu şu. Konu Özkan'ın sabah ben traktörle çıktım demesi. Köy halkının ve köy halkının ise öğleden sonra yani 3'ten sonra çıktım gittim demesi. Özkan diyor ki ben sabah traktörle çıktım. Köy halkı da diyor ki hayır. Bunu söyleyenlerden biri de özbeöz halan. Çünkü halan da şöyle biliyor. Şeyleri çaktı. Camı çaktı. Ben o tahta sesini duydum. Sonra o tahtayı çaktıktan sonra çocuk uyanıyor. Siz onu giydiriyorsunuz, ediyorsunuz falan. Çıkıyorsunuz. Halan diyor ki o zaman traktör sesi duydum. Muhammed Bey de o zaman traktör sesi duydum diyor. Bu an aslında annenle ikinizin söylemle tutuyor. Annenle ikinizin orada bir saat karmaşası var evet. bence. Benim çocuk traktörle şey çıktıktan Hanım. Sonra ortadan kayboluyor. Çocuk benim fikrim çocuk. Traktörle çıkıyor ortada yok o çocuk. Size ilaveten bir şey söyleyeyim ben müsaadenizle. O da şu. Özkan aramaların birinci günü hiçbir yanında kimse olmadan evi terk ediyor.